Kolaşa köyümüz gerek yurt içi gerekse yurt dışında göç eden köylülerimiz de değerlendirildiğinde 12 bin nüfusa yakın kalabalık bir köy. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir köy olmasına rağmen köyümüzde sistemleşmiş, düzenli bir şekilde yapılan herhangi bir sosyal veya kültürel faaliyet bulunmamaktaydı. 2016 yılında köyümüz adına kurulmuş olan ve aktif bir şekilde hizmetlerine devam eden Taşgesit Kolaşa Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz, köyümüzde var olan sosyal ve kültürel faaliyetlerin eksikliğini gidermek amacıyla geleneksel yayla şenliklerini başlatmış oldu. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda birincisi gerçekleştirilen geleneksel yayla şenliğine gerek yurt dışında gerekse yurt içinde farklı şehirlerde yaşayan bayan erkek birçok köydaşımız katıldı. İlk defa yapılmasına rağmen insanların çok büyük bir beğenisini kazanan yayla şenlikleri ileriki yıllarda da devam edecek inşallah. Oy dumanlar, dumanlar hep dağları sardınız yürek o. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.
alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız mübarek olsun. Siz değerli hanımefendiler, bayanlar, erkekler, genç kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Hoş geldiniz, safa getirdiniz ve bugünü siz güzel ettiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bugün özel bir gündür. Bugün tarihimizdeki birlik, beraberlik havası içinde yaptığımız bir takım eylemlerin en güzellerinden birini yapıyoruz. Bundan ötürü yaşı bizden büyük olup tecrübesinden istifade ettiğimiz büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu şenliğin organizesinde bir haftadan beri, belki de bir aydan beri hiç durmaksızın koşuşturan bütün 16 kişilik yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Her birinizi derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Son olarak sizlere bugün burada bir kitap fuarı sergiledik. Bu kitap fuarına basit gözle bakmayın. Karadeniz bölgesinde 50 tane bu sene şenlik olmuştur. Fakat onlardan en fazla 2-3 tanesinde kitap fuarı vardır. Biz köyümüzü sadece eğlenmeyi bilen bir köy olarak addetmiyoruz. Biz köyümüzü sadece ya bayram tatilinde bir araya gelip böyle bir şenlik yaptık, bununla övüs duyalım diye addetmiyoruz. Bizim köyümüz Karadere mevkiinin en kültürlü, en fazla okuyan ki 400 tane hafızı var. 100 tane imam görevlisi var, müftüleri var. Allah'ın izniyle ilerleyen yıllarda doktorları, mühendisleri olacak. Ondan ötürü biz bu kitap fuarını kurduk orada. Eksikler başta ben yönetim kurulu başkanı olarak yönetim kurulumuzundur. Ancak siz de takdir edersiniz ki her şeyin ilki amatörcedir. Her şeyin ilkinde eksikler olur. Fakat Rabbim bizlere benim gönlümdeki ağrıyı duyarak bugünü dua olarak kabul etti, şu güzel havayı verdi. Bu hava varsa bütün eksiklikler tolere edilir. Elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun. Sizlere teşekkür ediyorum, hürmetler ediyorum. Bugün sizinle güzeldir. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Selamünaleyküm Cümle Efendim. Tabi bayramdan önce Abdurrahman Hocam aradığında dedi ki sizleri inşallah Baligar'da onur konu olarak görmek istiyoruz diye. Sayın Başkan'a, Abdurrahman Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizi fazlasıyla ziyadesiyle mahcup ettiler. Bugün burada olan, bedeni olmasa da fikren burada olan, bugünün yaşanmasına, bu tarihi anın yazılmasına, yaşanmasına tanıklık eden herkes, bugünkü yoklamada ben de Baligar'dayım diyen herkes, Baligar'ın onur konuğudur, şeref konuğudur. Baligar'ın şeref konuklarına en kalbi hissiyatımla selamlıyorum. Ben ilk defa 35 yaşında bu şehre geldim. Buraya karşı bir özlem olmadığından değil bu. Allah nur içinde yatırsın. Rahmetli babam öldüğünde ben 2 yaşındaydım. Yani bizim elimizden tutup bizi buraya getirecek kimse olmadığından buralara gelme çok fırsatımız olmadı. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bu asil toprağın asil insanları böyle kutsal ve güzel bir bayram gününde güzel memleketimizin bizler için çok özel yaylasında, Baligar'da bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Yokluk ve zorluklar içinde bu cennet vatanımızı son kanının son damlasına kadar savunmuş, korumuş ve bizlere emanet bırakmış şehit ve gazi tüm atalarımızı minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu güzel etkinliğin milletimizin bilinçlenmesine ve birleşmesine, yardımlaşma ve birlikte başarma duygusunun azami seviyelere ulaşmasına
vesile olması en büyük arzu ve temennimizdir. Bu vesileyle Barigar şenlikleri etkinliklerimizin önce köyümüz ve köylümüz ve ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Hüseyin Kaşkaş'ı selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bizleri şu anda siz değerli köylülerimizle buluşturan ve bu muazzam doğada, yaylada, dağda buluşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Uzun yıllar sudan çıkmış bir balık suya atıldığında, ama Sakarya nehri gibi böyle kirli suya değil, Galaşa deresi gibi temiz tatlı suya atıldığında nasıl rahat olursa, nasıl huzur bulursa, emin olun şu anda burada aramızda öyle huzur bulduk. Şu karşı dağlara baktığımda Ziyarettin Tepesi, Teknacuk, Yumru Taş, ileriye doğru Orta Göller filan 6 yıl bu dağlarda çobanlık yaptı. Dolayısıyla burada yetiştik. Buranın temiz havasını, bol oksijenini teneffüs ettik. Bu havayla yetiştik. Ve hamdolsun geldiğimiz bütün makamlara, mevkilere de buradan aldığımız bu havayla, bu oksijen ile geldik. O bakımdan her ne kadar 33 yıldan beri bedenimiz orada olsa da ruhumuz, kalbimiz, beynimiz hep burada idi, buradadır. Köyümüzde böyle bir değneğin kurulmuş olması atılmış en güzel adımlardan bir tanesidir. Burada bize düşen, size düşen, tüm köylülerimize düşen öncelikli olarak iyi olmak. Yetmez maddi ve manevi destek vermek ve her türlü organizasyonla katılmaktır. Gerek bu derneğin kurulmasının emeği geçenlere, gerekse şu organizasyonun yapılmasının emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Bu birincisi olsun. Yani ismini böyle koyalım. Birinci Balıkar Şenlikleri. İkinci, üçüncü, dördüncü inşallah böyle devam etsin. Daha da içerisi şenlenerek, daha da çeşitlenerek, daha da zenginlenerek inşallah devam etsin. Ben tekrar hepinize Allah sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.